Türkiye herhangi bir alt düzeyde de yani ne, bir, bir, bir düzeyde Şam'la konuşmak zorunda. Çünkü, Zaten Başbakan söyledi konuştuk. Tabii konuşmak zorunda. Çünkü baktığınız zaman haritaya Afrin'in köpe çevre kuşatılmış olduğunu görüyoruz. En son Ekim'de gözetleme noktaları kurmak için Reyhanlı'dan doğu eksenine doğru düz bir hat çizerek giren... Türk silahlı kuvvetlerine bağlı birlikler bu bölgeyi güney batıdan kuşattılar. Zaten sınırın etrafı boylu boyunca yani o yarım daire kuzey, kuzey ve kuzey batı ekseni bizim Türkiye toprakları sınırı oluyor. E doğusu şey Surat kalkanı alanı yani Azez Mare ve Elbap ekseni Orada onun güneyinde genişliğini tam olarak bilmediğim ama e, yeterince geniş olduğunu düşündüm. Bir noktada rejim güçleriyle YPG sınır paylaşıyorlar. Şimdi dolayısıyla rejimin topraklarından birileri geçecek. Bu öncelikle yani rejimin kontrol ettiği topraklardan muhtemelen eğer rejim bu çatışma uzasın istiyorsa hiç haz etmediğini bildiğimiz e, ÖSO unsurları Türk e, yani Türk, Türkiye'nin maliyeti artsın. Haz etmediği o yarın öbür gün belki kendisine karşı savaşacak olan ÖSO unsurları daha çok zayiat versin. E Kendi toprak bütünlüğünü tehdit eden Kürtler de bu arada ölsün istiyorsa rejim. Bırakır yine savaşı uzatmak isteyen YPG'nin güçleri oradan Afrin'e girerler. Yani rejimlerin de böyle bir fırsat ve imkan var. Rejim bunun kullanımı kullanmaz mı? İşte burada Ankara rejimde konuşmak zorunda. Bir. İkincisi tahliyeler konusunda konuşmak zorunda. Yani oradan eğer Kürt mülk, e, siviller tahliye edilecekse rejimin topraklarından geçecekler. Türkiye'ye gidemeyecek tabii. Yani ve nereye gidecekler? Rojava'ya gidecekler. Muhtemelen ya da Halep'e. Halep, Yani bunu ne kadar ister rejim bilmiyorum ama Halep'te hala YPG'nin kontrol ettiği bir, bir bölge var.